Evliya Çelebi, Orta Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Nil kıyılarından Hazar Denizi'ne ve ötelere kadar ömrünün 40 yılını seyahat ederek geçiren bir Osmanlı seyyahıdır. Onun dünya şehirleri üzerine gözlemleri 17. yüzyıldaki en orijinal kayıtlardır. Seyahatlerinde gördüğü her şeyi ve anılarını bizlere bıraktığı 10 ciltlik seyahatnamesinde anlatmaktadır. Burası tarihin sıfır noktası. Medeniyetlerin buluştuğu, tarihin her döneminde bereket ve güzellikle anılan şehir. İbrahim Peygamber'in, Eyüp Peygamber'in şehri, yani Peygamberler Şehri Şanlıurfa. Evliya Çelebi'nin ayak izlerini takip ederek Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Şanlıurfa şehrine geldi. Seyahatnamede anlatılan İbrahim Peygamber kıssasının geçtiği bu yer, bugün de Urfa'nın cazibe merkezi olan Balıklı Göl civarıdır. Hazreti İbrahim, kendini tanrı ilan eden Nemrut'a baş kaldırınca cezalandırılır. Dev bir ateş yakılarak mancınıklarla ateşe fırlatılan İbrahim Peygamber için ateş, Allah'ın emriyle göle dönüşür. Evliya Çelebi'ye göre burası, Kral Nemrut'un Allah'ın peygamberi İbrahim'i ateşe atmış olduğu yer. Ve Allah'ın emriyle alevler suya, odunlar da balığa çevrildi. İşte Balıklı Göl'ün oluşumu böyle rivayet edilir. Urfa'nın yerlisi ve ziyarete gelen hemen herkesin uğrak yeridir Balıklı Göl. Bu şehir, şehri Halilur Rahman, Allah'ın dostunun şehri olarak bilinir, diye nakleder Evliya Çelebi. Tarih boyunca da tüm Müslüman beldeler içerisinde oldukça önemli ve meşhur bir yerdir diye rivayet eder Evliya Çelebi. Her tarafında bir mucizenin anlatıldığı bu alanda İbrahim Peygamber'in doğduğu ve annesi tarafından saklandığı mağarada bulunmaktadır. Evliya Çelebi, annesinin Hazreti İbrahim'i bu mağarada doğurduğunu ve yıllarca burada sakladığını bize söyler. Kral Nemrut, bir gece gördüğü kabus sonrası, saltanatı için yeni doğan tüm çocukların kılıçtan geçirilmesini emreder. İbrahim Peygamber'in annesi, bebeğini herkesten gizli bu mağarada büyüterek Nemrut'un zulmünden kurtarır. Mağaranın hemen yanı başında bulunan Mevlid-i Şerif Camii'nden yükselen ilahileri dinlemek, bir inanç şehri olan Urfa'da ayrı bir huzur veriyor.
Ayn Zeliha Gölü, Balıklı Göl'ün birkaç dakika uzağında ve Urfa Kalesi'nin hemen eteklerindedir. Hikaye odur ki, Nemrut'un kızı Zeliha, İbrahim peygamberin dinine inandığını söylediğinde Nemrut önce kızını ateşe atar. İşte bu göl Zeliha'nın ateşe atıldığı yerde oluşur. Balıkları kutsal sayıldığından yenmez. Ayn Zeliha Gölü'nün civarında tarihi eserlerin yanı sıra dinlenmek için kafeler de vardır. Nemrut'un kızı Zeliha'nın gözyaşlarından oluştuğuna inanılan bu küçük göl kenarında Urfa'ya özel Mırra kahvesinden içebilirsiniz. Mırra kahvesi birkaç kez pişirilerek hazırlanan oldukça acı bir kahvedir. Ayn Zeliha'yı ziyaret ettikten sonra şimdi Urfa pazarlarını görmeye gideceğim. Balıklı Göl'den yürüme mesafesinde şehrin kadim hanlarının bulunduğu merkez çarşısı vardır. Çeşitli baharatlar, kurutulmuş domates ve patlıcanlar, acı biber salçaları. Göreye özgü pek çok ürünün satıldığı bu çarşılar ve hanlar adeta şehrin kalbi durumundadır. Biraz durup gözlerinizi kapattığınızda şehrin kalp atışlarını hissedebilirsiniz. Pazarların göz alıcı renkleri arasında insan vaktin nasıl geçtiğini, nasıl yorulduğunu fark etmiyor. Tarihi hanlardan birini gezmek için girdiğinizde, bir yorgunluk kahvesi için yoğun ısrarlara maruz kalınca anlarsınız biraz dinlenmeniz gerektiğini. Hanların pek çoğu çay bahçelerine dönse de hala seyyar satıcıların sattığı ilgi çekici şeylere rastlamak mümkün. Harika. Gümrük Han, Evliya Çelebi'nin ziyareti sırasında şimdi olduğu gibi Urfa'daki en kalabalık mekanmış. Çarşılarda kaybolmazsanız da ara sokaklarda hiç şansınız yok. Zira çarşıların bağlandığı ara sokaklar sizi kendine doğru çeker ve şehirle aranızda kalbi bir bağ kurmanızı sağlar. Maşallah. Dar ara sokaklardan şehrin tek saat kulesine doğru yürüyoruz. Bu saat kulesi Ulu Cami'nin de minarelerinden biri aynı zamanda. Şansımız varsa buradan güzel bir Urfa manzarası da seyredebiliriz. İşte saat kulesi burası. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Urfa'nın bu muhteşem manzarasını seyretmek için sadece şans yetmiyor. Dev kuleye tırmanacak ciğerlerinizin de olması şart. İnanılmaz. Harika. Evliya Çelebi'nin 400 yıl önce yaptığı gibi 2000 yıllık bu sekizgen kuleye şimdi ben de çıktım. Şanlıurfa Ulu Cami, yapım tarihi belirlenemeyen ve Kızıl Kilise olarak adlandırılan eski bir mabedin yerine inşa edilmiştir. Eski yapıya ait avlu duvarları, sütunlar, sütun başlıkları ve çan kulesi halen mevcuttur. İslam fetihlerinden sonra sütunlarda kullanılan kırmızı mermerlerden dolayı Kızıl Mescit olarak anılmıştır. Caminin giriş kısmında bir kuyu yer alır. Halk arasında bir inanışa göre Hazreti İsa'nın Kral Abgar'a havarisi Thomas'la gönderdiği mendil bu kuyuya bırakılmıştır. Evliya Çelebi de bu bilgiyi teyit eder. İnsanlar bu kuyudaki suyun özel bir tedavi gücü olduğuna inanıyor. (Gülüyor)
Merhaba. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Ciğer yemeye geldim tabii ki. Tamam, beni takip edin lütfen. Ve bugün Evliya Çelebi'nin de bahsetmiş olduğu bu tarihi hamamdayım. Yemek olarak Urfa'da ne yenebilir? Tabii ki Urfa'ya has ciğer kebabı. Küçük küçük doğranmış kuzu ciğeri özel şişlerde odun ateşinde pişiriliyor. Oo, çok teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın. Maşallah. Urfa'ya gelip de ciğer kebabı yememek olmaz. Kahvaltı dahil hemen her öğünde sofralardan eksik olmayan ciğer kebabı Urfa'ya has bir marine yöntemiyle yapılır. Ustalık gerektiren bu kebabın Urfa kadar lezzetli olduğu başka yerde yoktu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarihin sıfır noktası olarak bilinen yapısına, Göbekli Tepe'ye doğru yola koyuluyoruz. Şanlıurfa'nın 12 kilometre kadar dışında, günümüzden 12 bin yıl öncesine dayanan tarihiyle Göbekli Tepe arkeoloji alanı, bilimsel verilerin ışığında dünyanın en eski kutsal yapısı olarak tanımlandı. Merhaba. Merhaba. Evet. Sizinle tanışmak güzel. Çok teşekkür Göbekli ederim. Göbekli Tepe'ye hoş geldiniz. İçine girelim mi? Evet, lütfen. Buyurun. Görmek için can atıyorum. Gerçekten heyecan vericidir. Aman Allah'ım. İşte buradayım. Tarihin sıfır noktası olarak ilan edilen Göbekli Tepe'de olduğum için gerçekten şu anda çok heyecanlıyım. Arkeologlar, ağırlıkları 40 ile 60 ton arasında değişen T biçimindeki sütunların stilize edilmiş insan figürleri olduklarını düşünüyorlar. Göbekli Tepe, 12 bin yıl öncesine ait dünyanın en eski tapınağı. İngiltere'deki Stonehenge'den 7 bin yıl daha yaşlı. İnanabiliyor musunuz? Nasıl buldunuz burayı? Ve burayı bulması 1986'dan burada çıt sürürken iki tane eser bulundu. Evet. Ben götürüp Urfa Müzesi'ne verildim. Maşallah. Allah sizlerden razı olsun. Hepimiz maşallah. Razı olsun. Allah hep öyle güzel. Hayırlı işler güzel işler yapmaz. Ben sizi bir kucaklayayım şöyle. Maşallah. Bu kadar gelmişsiniz tabii. Eyvallah. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Mahmut Bey burayı ilk bulan kişi ve ben de tarihin sıfır noktasını bulan adamı buldum. Göbekli Tepe ziyaretinden sonra ilk çağlardan itibaren dünyaya ışık tutmuş Urfa'nın bilim merkezi Harran'a gidiyoruz. Yol üstündeki bereketli Harran Ovası'nda pamuk hasadına şahit oluyoruz. Evliya Çelebi, Urfa'nın ipek inceliğindeki pamuklu bezinin çok meşhur olduğundan bahseder. Harran gezimi işte bu güzel kaleyle başlayacağım. Şuna bir bakın. 10. yüzyılda Harran Kalesi'nden ilk kez bahseden El Mukaddesi, burasının Kudüs Kalesi gibi taştan yapıldığını, güzel ve sağlam olduğunu söyler. Evliya Çelebi de Harran Kalesi'ni sanki usta elinden yeni çıkmış gibidir diye tasvir eder. Kaleyi gezerken bir zaman tüneline girmiş gibi hissetmeniz kaçınılmaz. Vay canına. Görünüşe göre gözetleme kulesine benziyor. Hemen çıkıp bir bakmak istiyorum. Aman yarabbim.
Vay canına. Şuraya bir bakın. Gerçekten harika. Evliya Çelebi kısaca bu kaleden bahsediyor. Ve diyor ki, bu eski kale Nemrut tarafından inşa edildi. Ama yine de çok güçlü ve ayakta. Şimdi Harran'ın diğer yerlerini ziyaret edeceğim. Emevi halifesi 2. Mervan, Harran'ı 744 yılında başkent yapınca buradaki bilimsel çalışmalar daha da ağırlık kazandı. Hristiyan ve Müslüman bilim adamları birlikte araştırmalar yapıyorlardı. Harran Üniversitesi, dünyanın en eski üniversitelerinden biridir. Dünya çapında onu bu kadar ünlü yapan şey ise, Harran Üniversitesi'nin dünyadaki üç felsefe ekolünden biri olmasından kaynaklanıyor. Ve bu öğreti eski çağlardan günümüze Harran ekolü olarak biliniyor. Ah, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Kaleden bolca fotoğraflarını çektiğimiz ve görmek için sabırsızlandığımız Harran evlerine kavuşma vakti geldi artık. Harran evlerinin tarihi M.Ö. 6. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Bölgenin oldukça sıcak olması sebebiyle koni şeklinde yapılan yapılar günümüzde turistlere hizmet vermektedir. Zaman tünelinden geçerek Evliya Çelebi'nin yaşadığı 17. yüzyıla geldim. İnanamıyorum. Evet. Gün akşama dönmeye başlayınca biz de rotamızı Halfeti'ye doğru çeviriyoruz. Halfeti, Urfa'nın doğusunda yer alan bir ilçe. Fakat Birecik Barajı'nın yapılmasıyla eski Halfeti artık sular altında. Baraj gölü üzerindeki teknelerle su altında kalan kentin kalıntılarını 15 dakikalık bir tekne gezintisi içerisinde görmeniz ve gezmeniz mümkün. Fakat bu baraj gölünde adrenalin dolu su sporları yapmanız da mümkün. Biz de wakeboard denemek için ustasına doğru yaklaşıyoruz. Ama her deneme başarılı olacak diye bir kural yok. Wakeboard yapmaya Halfeti'ye geldim. Nasıl çalıştığı hakkında hiçbir fikrim yok. Bakacağız. Merhaba. Merhaba. Ben wakeboard yapmaya geldim. Küreklerim nerede? Wakeboard'da kürek olmaz ama. Aman Allah. Gerçekten bunlar mı? Hayır, 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 hayır. Denesene. İmkansız, yapamam. Size iyi şanslar diliyorum. Halfeti'ye günün son ışıklarıyla vedalaşıyoruz. Oldukça yüksek sesler geliyor. Gidip orada neler olduğuna bakmak istiyorum. Urfalıların yanık sesinin acı biberden geldiği söylenir. Biz de duyduğumuz seslere kulak kabartıp bir festival alanına gidiyoruz. Urfa'ya özgü acı bir biber olan Isot karşımıza çıkıyor. İnanılmaz. Büyüleyici, harika. Harika, çok iyi. Ve tabii ki Urfa'nın diğer bir vazgeçilmezi çiğ köfte. Böyle yapıyoruz.
Bismillah diyoruz. Yandınız mı? Festivalde ikram edilen çiğ köftenin tadı da acısı da damağımızda kalıyor. Yeni günde Urfa şehir merkezinde bulunan müzeyi gezeceğiz. Burası Türkiye'nin en büyük modern arkeoloji müzelerinden biri. Ve şimdi de bu müzenin müdürüyle buluşmaya gidiyorum. Günaydın. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Urfa adamı olarak bilinen heykel hakkında sizin gibi bir uzmandan bilgi almak istiyorum. Dönemin en önemli eserlerinden biri Balıklıgöl adamı, Urfamel diye isimlendirilen eserimiz. Hemen arkamızda gördüğümüz eser. Neolitik döneme tarihlenmekte bu eserimiz. Milattan önce 9500'lere tarihleniyor. İnsan boyutlarında yapılmış dünyanın en eski heykeli. Urfa adamının fotoğrafını çekip müzeyi gezmek istiyorum. Amazonların ve Amazon kraliçelerinin insanlık tarihinde var olduğunu tanımlayan, mozaiğe resmedilmiş dünyadaki ilk örneği burada bulunuyor. Urfa şehrinin kendisi muazzam bir açık alan müzesi. Etrafında turlayıp durduğumuz Urfa Kalesi'ne çıkmak için bir yol ararken karşımıza bir geçit çıkıyor. Urfa Kalesi'ne çıkmak için çok gizli bir geçitten geçeceğim. Vay! Evet, başardım. Aman Allah'ım. Urfa, İbrahim Peygamber'in şehri. Sadece dünya tarihini değiştirmiyor. Belki sizin de düşüncelerinizi değiştirebilir. Şehrin büyüleyici görüntüsünü bir de bu açıdan görmeden Urfa'yı gördüm demeyin. 12 bin yıllık bir tarihe sahip olan şanlı Urfa, tüm uygarlıkların bu büyük mirasını gururla sergiliyor. Urfa'ya gelip de böylesi büyüleyici bir yolculuğu sıra gecesiz bırakmak olmaz. Meşhur Urfa sıra gecelerinde yanık sesleriyle ozanların türküleri karışıyor zamana. Teşekkür ederim.
Bizim de yüreğimiz yukarı. Valla biz de. Güzel abim benim. Allah var etsin seni. Duygularına hayran olum seni. Bizim de bir tarafımız çok yakışını. Biz de başlarız. Ağlamayalım. Biz de ağlamayalım. Vallahi ya. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Allah sizlerden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Uzun ömür versin, sağlık. Çok teşekkür ederim. Kültürümüzü taşıdığınız için, dünyaya lanse ettiğiniz için tüm Urfalılar adına ben size çok teşekkür ediyorum. Urfa'yı gezerken tanıştığımız her insanın misafirperverliği bu kadim kent için bir ipucu veriyor size. Tıpkı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde zikrettiği gibi bu Urfa halkı garip dostu ve gönül okşayan adamlardır. Gece ve gündüz misafirsiz yemek yemezler. İşte burası Şanlıurfa. Halilur Rahman bereketiyle bereketlenmiş. Her bir köşesinde medeniyetlerin bir izi bulunan garip dostu şehir.